Demirtaş Mahallesi'nde bulunan hazır beton tesisinin yerleşim yerlerine yakın olması mahalleliyi isyan ettirdi. Hazır beton tesisinin yapmış olduğu faaliyetlerde kullanılan patlayıcı maddeler vatandaşların binalarında çatlaklara sebep olurken mahalleli günlerdir korku dolu anlar yaşıyor. Beton tesisinin çevresinde bulunan zirai alanlarsa zarar görürken, çevrede bulunan evlerde uzaktan eğitim gören öğrencilerle yüz yüze yakın okullarda eğitim gören öğrenciler de eğitim yapamıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalleli ise yapılan madencilik faaliyetleri nedeniyle tarım alanlarından yeterince verim alamamaktan yakındı. Yapılan faaliyet sırasında kullanılan kimyasal atıklarsa hayvanlara ve çevrede yaşayan vatandaşların sağlığına zarar vermekte. Beton tesisinin yerleşim yerlerine gerekenden daha yakın olmasından şikayet eden vatandaşlar, gerekli makamların gerekli işlemleri gerçekleştirmelerini istiyor. Beton tesisinde kullanılan patlayıcılar sebebiyle evinde çatlaklar oluşan Merve Demir, bir ay içinde defalarca patlama sesi duyduk. Her seferinde deprem mi oluyor diye dışarı çıkıyoruz. Her sabah korkuyla uyandığımız yetmiyor gibi bir de evin duvarları çatladı diye konuştu. Evet, çok rahatsız edici bir durum var. Rahatsız ediciden dolayı artık insanlara korku ve zarar vermeye başladı. Sık sık artmaya başladı. İlk başlarda ayda bir iki defa olmasına rağmen şimdi bir ayda 6 defa oluyor. Evimize zarar veriyor. Psikolojik anlamda da rahatsızlık veriyor. Çünkü her defasında deprem oluyor korkusuyla mahalle olarak dışarıya çıkıyoruz. Oradan duman, orada inşaatın olduğunu gördüğümüzde ancak içimiz rahatlıyor. Yoksa deprem oluyor korkusuyla her defasında çok kötü oluyoruz. Evde gördüğünüz gibi çatlaklar mevcut oldu ve alçı falan düşmeye başladı artık. Ev az kaldı yani başımıza yıkılmasına. Bir ayda 6 defa olması da çok artık işin boyutunun çok riskli bir yerlere gittiğini belirtiyor. Patlayıcıların şiddetinin her geçen gün arttığını ifade eden Semiha Demir ise bir süredir patlamalar oluyordu ama bu kadar şiddetli değildi. Geçen günkü patlamada dolapların kapakları açılıp kapandı. Çalışmalarda çıkan tozdan dolayı kıyafetlerimi bile balkona asamıyorum açıklamasında bulundu. Bir gümbürtüyle kalktım ama hemen yatak odasındaki gardırobumun kapağı böyle gidip geldi çığırınarak. Kızlara terasa çıkın dedim çünkü deprem oluyor diye. Aşağıdan kiracılar da bağırınca baktık toz duman, orası toz duman olunca bayağı bir korku geçirdik ama her seferinde evde bir hasar bırakıyor. Ben çalışıyorum, çocuklarım evde kalıyor. Bir gün evin altında kalmalarından çok korkuyorum. Tesisin yerleşim alanına çok yakın olduğunu ifade eden Demirtaş muhtarı Mustafa Doğru da bu tesis okuldaki eğitime, tarım işiyle uğraşan çiftçimize ve Demirtaş'ta yaşayan vatandaşlarımıza ciddi oranda zarar veriyor. Buna derhal çözüm bulunması gerek dedi. Burada bir doğa katliamı gerçekleşmekte. Bu arka tarafta Aykut Beton diye bir firma var. Bu beton santrali, ondan sonra taş ocağı olarak da şu karşıyı karşı tarafı taş ocağı olarak da kullanıyorlar. Şu sırtın tam arka tarafı. Oradaki patlamaları şu tarafa dönerseniz bu da Demirtaş İlköğretim Okulu. Okul arasındaki mesafeye bakar mısınız? Yani okul arasında yani bunun belli mesafesi olması lazım. Çetrafor olması lazım. Bunda bir sıkıntı var. Yani buna izin verilmemesi lazım. Yerleşim yerlerine çok yakın. Oturduğu evin tesise çok yakın olmasından dolayı patlamalarda kendisinin bile sallandığını söyleyen Cemal Çelik, çalışmalardaki patlamalar yüreğimi ağzıma getiriyor, duvarlar çatladı, her taraf toz ifadelerini kullandı. Patlama yoluna zaten gördüm hangi burası çok kalıyor, komple bir yer görükmez. Şimdi o makinenin bir kuru tozu var, sabah deniz yeri çıkmadan hep bu yanına gidiyor, evlerin üstüne ve tarlaya. Bu saat ondan sonra yukarı gidiyor, bak görünüyor boğazı yukarı öyle is gidiyor. Yoluma sulu yerler ne kadar sulasana bu yol çamur yanıyor, ana yol batıyor. Ana yol sulanmıyor. Bunlar da aşağıdaki bahçelerimize batıyor. Bir burada değil. Arkadaşlar patladı mıydı? Yani
Şöyle her yanı sallıyor böyle bakalım. İşte evlerim belki ben de şurada ufak daha bak daha. Evde şey aratıyorum. Tarlar bir işin işaret yerimiz arası. Bak yerleşim yerine yakınlığına bak.